Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sohbetimizde hazırki günümüzde mavzularından baş mavzu deyip aytsagan bo'ladi. Bugün kunlarda ulug' şairimiz Mir Alisher Navoiy rahmatullahi aleyhini yodga olib, bu kishini ulug' hayotlaridan ibrat olish, qoldirgan asarlarini o'rganish va undan foydalanish, xususan axloq borasida, odob borasida, insoniy ta'limotlar borasidagi chuqur ma'nolardan el-yurt, xususan yoshlarimizni foydalanishi to'g'risida suhbatlar bo'lib turibdi. Bizni suhbatimiz ham shunga qaratilgan. Mana yaqindagina ish boshlagan Hilol nashr nashriyoti katta yozuvchilarimizdan bir ham istak, ham tilak ma'nosida taklif oldi. Bunda ul azizlarimiz ushbu nashriyot mumtoz adabiyotimizga alohida e'tibor bersa, o'sha adabiyotda demak adabiyot namoyandalari hisoblangan o'tgan ulug' shoirlarimiz, yozuvchilarimizni merosini, ilmiy merosi, adabiy merosini o'rganish, ularni qoldirgan asarlarini tahqiq qilish, qayta nashr qilish ishlari bilan shug'ullansa degan taklif mulohazalarini bildirdilar. Biz ul azizlarimiz bilan to'planib, nashriyot rahbarlari, xodimlari birgalashib maslahat qilib bir reja ham tuzildi. Alhamdulillah o'sha reja bo'yicha ishlar ham boshlandi. Mana hozir ulug' shoirimiz Mir Alisher Navoiy rahmatullohi alayhi asarlaridan 3-tasi, Arba'in asari, Sirojul Muslimin asari va Munojotni qayta bir ko'rib chiqish, yangicha uslub bilan talqin qilish ma'nosida tuzilgan rejani mana ikkita yosh qorilarimiz, olimlarimiz oxiriga yetkazdilar, Hasan Husan qorilar. Bular bu asarlarni tahlil qilishda, tahqiq qilishda diniy, ma'rifiy yo'ldan borib, o'sha asarlarda kelgan har bir baytni, har bir satrni alohida sinchiklovlik bilan o'rganib chiqdilar. Misol uchun Arba'in asarini oladigan bo'lsak, Navoiy bobomiz, Alloh rahmat qilsin u kishini, Rasul Akram alayhissalotu vassalomning 40 ta hadisini olib, ularni baytga solganlar. Juda go'zal chiqqan. Rasul Akram alayhissalotu vassalomning o'zlaridan asar bor. Shu 40 ta hadisni jamlagan kishilarga va'dalar bor. Shuning uchun o'tgan muhaddislarimizning ko'plari ham 40 ta hadisni jamlab bir joyda bir asar qoldirish niyatida bo'lganlar, savob umidida, ajr umidida. Ana shoirlarimiz ham ana ishni davom ettirib, Alisher Navoiy rahmatullohi alayh 40 asarlarini qoldirganlar. Bungacha bu asar demak talqin qilingan, chop qilingan, o'qib kelingan. Lekin bu hozirgi Hilol nashrga tayyorlangan matnlarda hadisni o'qigan odamlar, hadisni chuqur bilgan odamlar hozirgi kunda mana oltin silsila rejasida muharrirlik qilayotgan yosh olimlar hadislarni har birini 40-tasini alohida o'rganib, ularni sanadlarini o'rganib, matnlarini o'rganib, muhaddislarni qiladigan ishlarini qilib, yana o'zimizni tilimizda nihoyatda ommabop tarzda o'qib tushunadigan tarzda sharhlarni berishlari juda ham go'zal bo'ldi. Shuningdek, Sirojul Muslimin asari ham,
müraciət əsəri həm toluq işarəc bilən aytışımız mümkün ki, yəngiçə qarış bilən, yəni ki, Navoiyni özünü qarışı bilən, dini marifi əsasda, Qur'an əsasıda, sünnət şəriət əsasıda qurub çıxıldı, təqdim qılındı, nəhayətdə yaxşı bir xanat oldu. Bazı bir əsər bilən qol yazma tarzda tanışkan Navoiy şinas alımlarımız ham bunu cüda mağqurlar demək təbrikləşdi. Şu bilən birgə bunda inərsələrini sizlər əlaqıda kursalariyiz, yəni həm yaxşı bolarəkən degan insaf bilən aytırgan xulasalarını ham taqdim qilishdi. Biz oylayımız ki, inşallah mənə bu əsər hazır nişana yani ki nuskası turuptu, matbaada çap kılış arafası da turuptu. İnşallah bu eser nesir kılıp, çap kılıp, çıkıp kalsa halkımız okup, cüde kop paydalarını aladı degen niyetimiz var. Hazır ben şu eserini tayarlayıp, tercüme kılıp, tertipke salıp, çap kılış geçe hizmet kılgan azizlerimizden özleri kıyan işler hakkında kısaca sözler ve işlerini sorardım. Hasan Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şu hürmetli ustaz, sizinle tavsiyeleriniz, kürsetmeleriniz asasıyla elhamdülillah üç bu işe, kulu işe muvaffak bulduk. Arba'in eserini avvalda özü bazı bir beytlerini yadlar, türlülerini yadlar, kızıqı bilərdik. Keyinroq bu əsərini, hadislerini okup verişini iltimas qoyuşdu. Hadislerini, Arapça mətnini okup verişini. Hadislerini, Arapça mətnini okuş üçün biz mavcud nuskalarını qaragan edik. Onlarda həmə mətnlər Kiril Ərəbbası da verilgən. Və təbii ki, Kiril Ərəbbası da o hadislerini Doğru ifadələş qiyin. Şundan kim çıxıb bundan aldın demək hadislərini Arapça asli mənbədən tikiləş gələklik zərurəti ayan buldu. Bunun üçün özümüzdəki Şarşınaslıq İnstitutu qarşıdakı qor yazmalar fonduqa, hazinəsi gəbarıb Arba'in əsəri, Sıraucun Müslümin əsərini topamadık, Arba'in əsərini qor yazmaları bilən tanıştık. O yerdə bir 20-ə yaxın qor yazma əsər var. Arba'in əsərini. Köpü de Abdurrahman Camii'nin türdükleri bilen bir gelgen. Çünkü Hz. Navoiy bu terlegen hadisleri aynen Abdurrahman Camii terlegen hadislerinin özü. Ve fakat bu kişi onların Türkiye dilinde, Türkiye Özbek dilinde terim okuyarlar. Bizge malum oldu ki, şu nuskalarını ekseri 17. 19. asırlarda bitirgen nuskalar. Demek yine hem kadim yeri o nuskanı isteşke doğru girdi. Ve Alişer Navoiy namındaki davet kütüphanesinden Topkapı nuskası. Türkiye'deki Topkapı nuskasının foto diye de nuskalar var. Öşe nuskalarını alışken muvaffak bulduk. Ve öşe nuskanı üçer eserine hem asasi metni. Üçün tayanç, metin sıfatı ve talep aldık. Topkapı nuskası Hz. Navoiy rahmetullahi aleyhim özlerine hayatlık davrilerde bir vasıta muallifinin özünü nezareti de yazılıyor. Muhammed Derviş degen, Hüseyin Beykaran'ın meşhur katibi yazıyor bunu. Hüseyin Beykaran'ın katibleri yazıyor. Hazreti Navoiy o katibini daim küzeltip var. Tahmin kılıç mümkün ki, Kolyozma külliyatını tüzüşte Navoiy özü eserlerini tertiple veriyor. Çünkü Navoiy'ni şu asarlarını, külliyatını, asarlarını tertiplerse tütken yolu, onlarını yaratılış, kronolojik tertip bulacağımız belki asarını vazmuniye göre tertiplerler. Ben de şu cahide hem bir Navoiy'ni bu kişinin dünya karışını, etikadını anlayış mümkün ki Navoiy Arba'in asarını hem Sıraucu Müslümin'le hem aynısı bunun acılarını, bunlarını hayatının ahir bir devrede yazıyor. Şunday bu şey qalmay külliyatni boshiga mana shu asarlarni kiritgan. Külliyatni avvaliga muqaddima sifatida murojaat kiritilib, keyin Arba'in asarlarini, Sirojul Muslimin asarlarini keltirgan. Arba'in asarini Topkapı nusxasida olganimizda
o'sha nusxada ham hadislarni faqat matni qisqacha berilgan xolos. Bizni asosiy bu hozirgi nashrga tayyorlangan nusxada qilgan ishimiz ushbu hadislarni tahriji. Ibn Tibbiy aytganda tahriji, ya'ni ularni kimlar rivoyat qilgan, qaysi sahobiy rivoyat qilgan, hadisni sahih zaifli darajasiga muhaddislar qanday baho bergan. Mana shu tomonlama o'rganib hadislarni asosiy arbayniga hamma hadisni tahrijini qilishga muvaffaq bo'ldik. Ularni aksari sahih hadislar, muttafaqun alayhi hadislar ko'p, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadislar va boshqalari ham nihoyatda sinchkovlik bilan o'rganilgan va har bittasini qo'yishda mualliflar alohida maqsadni ko'zlaganlik bilinib turadi. Arba'in asarini hadislarni matnini keltirib, uni tagida o'zbekcha tarjimasini ham keltirdik. Har bitta hadisni mana shu shaklda oldin arabcha matnini, keyin rivoyat qilgan o'sha bosh birinchi sahobiy robiyni, undan keyin hadisni qaysi muhaddislar, qaysi manbalarda keltirganini yozildi. Undan keyin Hazrat Navoiyni to'rtliklari berildi va uning ostiga shu to'rtlikni bugungi joriy o'zbek tilidagi tabdili o'rganmasdan taqdim qilindi. O'rni kelganda shu hadislarni, ba'zi hadislarni tushunish uchun yonidagi matnlarga ehtiyoj tug'ilgan. Ana shunaqa matnlarni qo'shimcha izoh sifatida o'sha qo'shimchalarni ham berib bordi. Va biz Arba'in asarini tayyorlashda, Sirojul Muslimin asarini tayyorlashda yana qo'shimcha manbalarga ham tayanganmiz. O'sha boshqa qo'lyozmalardagi farqlar kitob ostida havola tarzida berib borildi. Bu ham hadisni mazmunini yana ham boyitgan, sababi bir o'zimiz shu institutdagi sharhshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar fondidagi bir nusxada hadislar tartibi umuman boshqacha. Biz ana o'sha tartibni ham atayib ana shu nusxani tanladikda va o'sha nusxadagi hadislar raqamini alohida ko'rsatib bordik. Endi ba'zi bir hadislarni matnida xatolar tomonidan xatoga yo'l qo'yilgan. Chunki hadis o'sha yozilgan shaklda hadis ham yo'q, arabcha matn o'zi iborat tush noqulay. Ana o'sha joylarni biz haqiqiy hadisni matnini ko'rsatib va uni o'sha xatolar yo'l qo'ygan xatolarni ham ko'rsatib borishga harakat qildik. Arba'in asaridan keyin Sirojul Muslimin asarini ham tayyorladik. Sirojul Muslimin asarida bundan oldin ustoz Ali Bek Rustamov, Alloh rahmatiga olsin, u kishi nihoyatda go'zal bir tarzda bu matnni tayyorlab taqdim qilganlar qisqacha izoh bilan, lekin unda nasriy bayoni yo'q. Ya'ni uni nasr bilib yurish tadbiri yo'q. Shu bilan birga izoh ham juda qisqa, ba'zi bir so'zlarga berilgan izoh xolos. Lekin matnga domla Alloh rahmatiga olsin juda ham sinchkovlik bilan e'tibor berganlar, boshqa nusxalardagi ko'p xatolarga tuzatish kiritgan. Biz endi o'zimizni qo'limizda asos, asl manba bo'lgani uchun boshqa matnga tayanmadik-da, Turkiyaning to'pqoq matnini asosiy manba qilib olib, undan keyin boshqa Istanbuldagi Sultoniya nusxasi va Parijdagi Parij nusxasini ham yordamchi matn sifatida yoniga biriktirdik. Sultoniya nusxasini e'tiborga olish joyi shundaki, Sultoniya nusxasida ba'zi bir Sirojul Muslimin ayniqsa ba'zi bir baytlarda to'ldirish bor. Masalan, zakotning shartlarini aytayotganda to'pqoq nusxasida yo'q bir bayt bor zakot shartlarini taqdim qilishda. O'sha to'pqoq nusxasida yo'q, lekin Sultoniya nusxasida bor. Yana bir biz e'tibor bergan narsa shu bo'ldiki, to'pqoq nusxasida hadislarni namoz sunnatlarini aytib borib, bir kundagi 5 mahal namozni 12 ga sunnat borligi aytilganda va o'sha sunnatlar nimadan iboratligini aytib, Hazrat Navoiy aytadi. İkiler rakatul di subh ila shom, ulikki tur tarangla barcha ayyom. Ya'ni har kuni bongdot va shomda 2 rakatdan sunnat namozi o'qish, nafi ikkitasida, peshin bilan xuftonda esa 4 rakatdan sunnat namozini o'qish bu ham sunnatdir deydilar. Agar e'tibor berilsa, biz bugungi kundagi namozxonlarni shu tartibida sal boshqacharoq. Ya'ni bizda xuftonda 4 rakat sunnat o'qilmaydi-da. Lekin Sultoniya nusxasida xuddi shuni baytni o'rniga boshqa bayt berilgan.
Onda ikiyle englesuhu huftenuşan yana peşinle altı berçayyan dediler. Yani Bamdat'ta huftanda Şam'da iki raketten sünnet okuyorsan peşinde olsa altı raket okuyorsan dedi. Bu bugün gündeki bizde namazhanlarımız örgengen, sünnet namazları aynı masıyla da bunu biz aynen Sultaniye Nusrası asasında tükledik. Hazarını örgeniş devamında şu nesne malum oldu ki Hazreti Navai hazarını yazışıkça asasi Türk bulan sebep bazılarlar böyle gendaki endi hayatın devamında başka şey yazdım, endi dini şey yazdıyken mazmundu bu mu ya? Aksinçe Hazreti Navai aldığında beklerimiz tasavvuf ahlige, adabiyat, bilimdarlar gibi xas idi. Endi olmadan halk için hem bir asar yaradığı diyen mazmundu yazdığına geldiler. Bunu muallif özü söz başta hem etkendir. Sıracı Müslümin'le Hazreti Navai hayatlarının ahir yılları yazıyorlar. Hayatlarından, vefatlarından bir yedi, bir yemeği aldı, yazıp bitirgenler. Sıracı Müslümin'in eserini takdim kılıçta hem, işte üç ara eserine kıyas-ı metnine haklarla, havalarla bir varlığı, her bir beynini Özbekçe, bugünkü Özbek dilindeki tebliğiyle ögülmesi verildi ve fikri istilahlarla, ayrı müşahri istilahlarla ve izahke muhtaç sözlerle ve zorunda izah bir varlığı. Ümit kılamız ki inşallah bunun asasi bahasını, hakiki bahasını muhterem kitaplarla okuyucuları özel verişlerdir. Dualarınız bilen inşallah Allah'ın manfaatli kılsın, acaba emez. Münacat eseri bilen asasi şuurlarına hüküm buladı. Yani hüküm, hakkı da özü yapıp verirse. Ustaz, özlerini bir tavşatanlar bilen, biz şu işe kurulu bilendik. Elhamdülillah Allah Ta'ala muvaffak kılıp hükümetkenler dedik. Bazı bir işlerinin kılışkı muvaffak bulduk. Yukarıda iki tane eser hakkı da ayetip ötüldü. Münacat hakkı da hem iki ağız söz etmişti bulsak. Münacat eseri aslında Navai Alişir Navai Aleyhirrahme şu külliyatını yazdırıyorken peyitlerde külliyatını başıya özde şu vakitte yazılıyken ahırda. Lakin külliyatını başıya alahide takdim kılıştım bunu münacatını yazdırıyorkenler. Münacat eseri cüda hem bir özü kıska kişkine eser buluşu yakalamasından cüda hem bay. Alişir Navai'nin itikadını, ilmi seviyesini, dini marifi derecesini, o kişinin dünya karışını, Allah Ta'ala'nın kurduğunu itikadını, dünyanın kurduğunu karışlarını, o özünün hayat yolunu ve içki geçinmelerini, tasavvurlarını, hamasını cennet. Buna kişkine eser de bunçelik Navai'ni anık tanış, Nurcat'tan başkası da yok ki. Nurcat'ta Navai'ni aslı ruhaniyetini, aslı o kişinin şahsiyetini tanışı yok. Nurcat eseri ana şu cihetten cüda hem ahemiyetli hesaplandı. Alişer Navai bu Nurcat'ın yazışta bu Abdullah Ansari rahmetullahi aleyhi yollarına geçkendir. O kişinin Nurcat'larına bir nezire kıyandıya bol geldiler. Münacat sözü özü Allah Ta'ala'ya mahfi bir raz ayetleştiği gibi manalı bulunduğu için Navai eserini baştan ahır geçe Allah Ta'ala'ya hitap kılıp söz verildi. Münacat eserini teyirleşti hem biz yukarıda ayetliyen top kapı nüshasını esas kıldı. Sultaniye nüshası ikinci oranında ve bizden aldın Süleyman Ghaniyev edigen ustazımız bundan keyin yine Abdullah Azam Azamov diyen kişi, ustazlarımızdan onlar Münacat eserini neşir kılgenler. Onların metinlerinden hem faydalandık. Metinlerini bir bölge çalıştırıştı. Aradaki hatalarını, mesela kaysi bir doğru rabısı, şunusunu terler. Kalgen özgürlüklerini havalı da peste verip gittik. Haşiyede. Eserde yani bazı bir hadisler, ayetler, işareler var. Yani şu ayet, hadisler kayırda kılgen. Kaysa ayet, kaysa sureti gelgen, kaysa hadis, kimin ayet gelgen, şunlarına hem ayet ötüldü. Şunindik Arapça ibaralar gelgen, bazı bir ıhtıbaslar, onlarına hem Allah'a tercüme kılındı. Değil, münacat özü nazimmez bir nesil olsa hem deyken sacak üslubda. Yani sözler vazinge salınmaydı, lakin ahir hafiye bunun tügeydi. Şunun için biraz mürekkebrak, tıra hem Allah tüyüledi. Çünkü hazır bir halk tadıda saddara kılıp bayan kılıyor. Yani bu yerde kılınan asasi işlerden biri şu bu kişi münacat esnasında Allah Ta'ala'nın sıfatlarını yani bazı bir Arabi
istilahlarını işletken olsalar, o şey istilahlarını tercüme kılındı ve beyanı kılındı. Yine bir alahide takipten bir gönce iş ki, metinde, münacatta Alişer Nevai adetteki aşıkhanı şiirlerde işletedigen sözlerini işletkenler. Periyolar, gözeller, mey, can, dert, kibrik, kaş digen, kaş digen özlerinin tasavvufi istilahları var. O şey istilahlarını işletkenler. Biz şu yerde adetteki, biz hazır bir halkımızda olmuyor, hazır bir sözleşme türlü yok mu ketken bu istilahlar. Adamlar kaş digen de, göz digen de, cismani azalını düşünüyor bugün. Bu yerde asli başkalarımızlar varlığını alahide biz takitler. Şunların asli menbelerden tahammülüyle yani bir başka mütesavvuf alimlerini Eşi'atul Lema'at, Alişer Ömer, Abdurrahman Camii'nin kitapları şunlardan faydalanıp tasavvuf istilahlarını hem alahide bayan kıldık. Bazılarda şu orunda bir ustazlarımızdan gebreştik denedik. Savaş oğuladı Alişer Nevai'nin edebiyatını dinileştiriş ki uğruna yaptı diyen bir söz bu kalıtı kafada. Bu aslında dinileştirişmez. Belki dini eserlerinin asli mahiyetini açıp veriş. Başkalar dinsizleştirgen olsa mı sorusun? Belki bunun asli mahiyeti kaydına kim çıkar neydi? Nevai'nin yani şu tasavvuf istilahları bilen, aynen tasavvuf istilahları bilen sözle gelindi. O kişi mey digende, cam digende, aynen özge has istilahını işletkenini özü aytıp koygeniken. O şey, Hazan'ın maaliyini birinci gazelede sen güman kılgendin özge camu mey mevcud erur bilmeyin nef yetme bu meyhane ahlin zahida deyip etkenikenler. Yani sen koyleyekenden başka, sen düşünüyekenden başka o ideş meyden teşkali başka bir bizi istilahımızda mey var. Başka bir can var. Sen bu bilmesinden, düşünmesinden bizi inkar kılarmayın. Şu yada zahida deyip etkenler, ey zahid deyip yani. Bu kuların tırı da bizi şerhi istilahındaki zuhudmez. Takvadarlıymaz. Kuların tırı da ki tasavvuftaki zuhud deyip şeriyetini sahurluğa, kırk oranına ergeç ediyor. Lekin aslı mağzını düşünmeydi. Ve muhabbetsiz ibadet kıla diyen kişiler ne yetişerken. Yani kalbide, ruhuda yok. Zahırda özünü ibadette görsetediyen kişilerin nezarda düşüyor. Yine bir tercih bende varken, Nevai'nin meşhur tercih bende. O şimdi bitti beyti hem şu yerde bir misal gibi kaldı. Meşhur tercih bende var. Harabat ara kirdim aşıf tahal, mey isterge ilgimde sinken safar dedi. Bana şu tercih bende Nevai özünün umumi eserlerindeki istilahlarını cüde bir cemle getirgeni geldi. Ben şimdi baştan ahirete okudu gördüğümde. Şimdi birinci beyti Ketu saqi ul melki subhi alest enin nes'asiden kümül irdimest. Ben de şu cüde hem bir nazik mükteyken. Ey saqi şimdi bir meyni koygun ki alest subhide, alest tangide. Kümül öşe meyden mest bol genide, öşenge aşıkta bol genide. Öşe alest demeykin desek Allah subhanahu ve teala beni adamını yaratken de, adam aleyhisselamı yaratken de sulbudan, bu kişinin püştü kemerden bütün zürriyatını çıkarıp alıp onlarla ''Elestu bi Rabbikum'' ''Sırlarda Rabbiniz emez mi?'' dese onlar hamlesi ''Bele, sen Rabbimizsin'' diyen tan diye bir ayetişinden maksat, yani yaratılışının ilk vakti de buluyor. Yani biz Rabbimiz Allah diyenimizde kalbimizde oynayırken fitret var. O şey fitretini bizge takdim koyuyor. Diyen manada etken geldiler. Bana şu tercihbenini baştan ahir geçe özlerini, istilahlarını bayan kıl geldiler. Biz ana şu müktelerle hem kuldan kendilerince itibat edildik. Ustaz Yenabır, hocam çakal mahcumuz. Biz destara var işlerinden çıktık ve çöle eserini verişte eserde özünü takdim kılış falan çekilenmeyi avalıya Muallif Rahmetullahi Aleyh Hazreti Nevai'nin hayatlarını kısaca bir bayan kıldık. O kişinin hayat yollarını cümleden hicri sene boyunca tuğulayan, vefat etken yerlerini biz köpçe ödememelerde körmelerdik. Yani öyle şey, hicri özümüz Müslümanca, hicri takvim kısabıda bu kişinin tevazıları, vefatları, yerlerini kürsetip, bunların mandallarını kürsetip, şu bilen bugün Hazreti Nevai'nin hayat yorularını, mandalları esasında kıskaca bayan kıldık. Şu bilen bugün hazırda ayetliyen istilahlarla misal tarikasında bir Nevai'nin düşünüş sayılabildiği bir de küçük mekallarını kürsettik.
Aynen o şu istilahların asıl manzaralarına müracaat kılıç teklifi bu yıl. Ve yine bir üniversitede muhterem Nebaişunas alımlarımızdan, tatbikatçılarımızdan ümit kılardım ki Hz. Nebaişunas gözleri külliyatı tözüşte tertip bergen üslubları var. Babal münacat, arba'in, sıracımız bir muhakkese. Lekin öşe Sovet vaqtidagi tadqiqotchilarimiz o'zlari aytishyaptiki, bugungi kunda talabiga ko'ra biz Navoiy asarlarini kulliyotda taqdim qilyapmiz, tamoman o'zgacha tartibda berdik deb o'zlari aytishgan, yozishgan, ya'ni qilayotgan taqdimotlar. Endi vaqtda sharoit uchun taqozo degan bo'lsa kerak, bugungi kundagi Navoiy shunosi olimlarimiz agar mana shu asarlarni mana biz asarlarni o'rganish mavzuida bir qancha kamchiliklar yo'l qo'yilgani aniq bo'ldi, chunki katta ishda shunaqa xato ko'p bo'ladi. Bitta-bitta asarlarni o'rganib qaytadan taqdim qilinsa-da, va Hazrat Navoiy o'z kulliyotda o'zi tergan taqdim bilan tartibda qayta asarlar to'plamini chiqarsa inshaalloh juda ulug' ish bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Xo'p, bu Hasan Husan qoridamalarimiz tayyorlagan matnlarni tartibga solib, tahrir qilib, nashrga tayyorlashda ustoz adibimiz Ahmadxon hoja aka ko'p xizmatlarni qildilar. Endi bu kishidan ham bir ikki og'iz o'zlari qilgan ishlar haqida so'zlab berishlarini so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qoruvkalarimizni Navoiy asarlarini tahqiqiga boshlangan asarlar haqiqatdan juda e'tiborga molik, katta ahamiyatga ega bo'lgan ish bo'ldi. Hatto shu bular shunaqa e'tibor qilishdiki, kitobni nomiga ham bir qattiq e'tibor qilindi. Shu Navoiyni o'zi asardan olingan bir jumlani kiritildi. Navoiydan shu toppaylar Navoiy. Isrojil musulminda Navoiyni o'zi shu asarlarimni kelajak avlodlar o'qib, meni haqqimga duolar qilib, meni eslarsa, xotirlarsa degan ma'noda fikrlab, Navoiydan shu toppaylar Navoiy, aning ruhiga ham yetgay duoy deb shu baytni keltirganlar. Shu kitobning nomi mana shu baytdan olindi. İnşallah bu qori ukalarimizni qilgan tadqiqotlari xalqimizga manzur bo'ladi degan umiddamiz va bularga kelajakda ham Navoiy asarlarini tadqiq qilishda va boshqa mumtoz adabiyotimiz vakillarining asarlarini tadqiq qilishda katta bir zafarlar yor bo'ladi degan umid qilamiz. Tashakkur, rahmat. Mana sizlarni demak hozirga aytib o'tgan ilmiy ish ustida qilgan duch kelgan muammolaringiz, ularni hal qilish yo'llari hamma uchun inshaalloh foydali bo'ladi. Shu bilan birga Navoiyni diniylashtirish ma'nosidagi gaplar ham o'rinli gaplar deb o'ylayman. O'zi shu gapni diniylashtirishga urinish degan gapni mutlaqo istilohdan chiqarish kerak. Chunki Alisher Navoiy rahmatullohi alayh musulmon xalqni vakili, musulmon ota-onadan tug'ilgan, musulmon bo'lib o'tgan u kishida dini emas degan tushuncha bo'lmagan. Hammasi hayotga qarashgan, islom bilan demak yo'g'urilgan narsalar bo'lgan. Hazrat Navoiy rahmatullohi alayhi hamma asarlarini hozirgacha xalq sevib kelishi, butun jahon tan olishi aynan shu manbadan kelib chiqqanligidan. Ya'niki Qur'oni Karim oyatlari, Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari, shariat ta'limotlari tushunchasi asosida bitilgan asarlar bo'lgani uchun ana shunday muvaffaqiyat, xayr baraka, ko'pchilikka yaxshilikka sabab bo'lib kelyapti. Hozirgi Saudiya Arabistonida yashayotgan millatdoshlarimiz, ayniqsa 2-3 avlodlar bizni adabiyotdan, ma'naviyatdan, ya'niki urf-odatlardan ancha yiroq bo'lib qolganlar, arab sharoitida yashashgan, dars o'qishmagan. Lekin ba'zi bir kishilar, jumladan Makka mukarramadagi universitetning olimlaridan biri bo'lgan doktor Muhammad Said Buxoriy birodarimiz Navoiyni, Hazrat Navoiy rahmatullohi alayhi baytlarini eshitib, ba'zi bir kuyga solingan taraflarini eshitib, xulosa qilib, bu Hazrat Navoiy rahmatullohi alayhi Qur'on va hadisni tarjima qilib qo'ygan ekanlar-da, deyapti. Bu gapni hammaga aytib yuribdilar. Demak, ana shu. U odamga birov ma'ruza ham o'qigani yo'q, boshqa ham qilgani yo'q, lekin o'zi eshitgan, o'qib ko'rgan
baytlarni, she'rlarni, asarlarni xulosasini shunday ifoda qilyapti. Ana o'sha holat bor. Shuni yaxshi tushunish kerak. Hozirgi Navoiy shunoslarimizni ba'zilarini men chiqishlarini tingladim, ko'rdim televizorda, o'qidim. Deyarli hammalari mana eshitganlar bir ovozdan Navoiyni hali uncha o'rganib bo'lganimiz yo'q. Hali ko'p narsani kashf qilishimiz kerak. Kamchiliklarimiz ko'p. Yoshlarimizga tushuntirishimiz kerak, ular tushuna olishmayapti degan afsuslarni takrorlashmoqda. Ba'zi bir yoshroq, demak, adabiyotshunoslarimiz, yozuvchi shoirlarimiz buni topgandek ko'rinyapti. Misol uchun Alisherjon bir maqola yozibdi. Navoiyni tushunishimiz uchun nima yetmaydi? Men bahs qildim, oxiri topdim, islom yetmasa ekan. Ya'niki bizda musulmonchilik tushunchasi, ma'rifati Navoiy rahmatullohi alayh bilganchalik savaga yetmaganidan biz tushuna olmayapmiz ekan degan xulosasini kitobiga yozibdi. Ana o'sha ma'noda bugungi kunda alhamdulillah hamma tarafdan imkoniyatlar tug'ildi. Mana shu mulohazani ham e'tiborga olib, Navoiy rahmatullohi alayhni asarlariga albatta avvalgilarga qo'shimcha tarzda mana shu nuqtani ham izofa qilib qo'shib ko'rib chiqish hamma uchun foydali bo'ladi, xayrli, barakotli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Avval aytganimizdek, Hazrati Navoiy rahmatullohi alayh islom olamida tug'ilib, o'sib, musulmon bo'lib yashab, musulmon xalqqa xizmat qilgan zot. Bularni hamma musulmonlar qatori albatta orzusi, umidi, qilgan mehnati, yozgan asarlari, bitgan baytlarini xalq o'qisa, o'shalar bir ezgulikka erishsa, savobidan biz ham umidvormiz degan ma'noda bo'ladi. Doimiy mana shu savob umidi mu'min musulmonlarning siymosi bo'ladi qilgan ishlarida. Bu esa ular o'tib ketganlaridan keyin orqalaridan duo qilish bilan yuzaga chiqadi. Musulmonlarning siymosi shu bo'lsa, musulmon ummatini vasf qilib Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان degan. Musulmon ummatining siymolaridan, ko'zga ko'ringan siymolaridan bittasi shuki, ular Robbimiz bizni mag'firat qilgan va bizdan oldin iymon bilan o'tgan azizlarimizni mag'firat qilgin degan duoda bo'lishadi degan Qur'onning oyati bor. Ana shu ma'noda o'tganlarimizni doim eslaganimizda ularga haqqiga duoda bo'lish biz bugungi kun tirik hayotda yurgan musulmonlarni burchimiz bo'ladi. Alloh taolo Hazrati Alisher Navoiyni rahmat aylasin. Bu qilgan mehnatlarini, ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Shu munosabat bilan musulmon xalqlar odatiga ko'ra, o'zimizni xalqimiz odatiga ko'ra shu majlisimizni oxirida bir tilovat qilsalaringiz, ikki oyat, keyin Navoiy hazratlarini haqlariga bir duo qilib qo'ysak juda go'zal bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
يسني من عيني يشرب بها المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين وزين بشبو تلاوة القرآن صواب دان ودكان برشة مؤمن ومؤمن أطلالنا بحرمان تهلقين خصوصا أولو بابامز أزبك أدبياتني أساسيس بيوك شاعرمز مر علي شير نوايي رحمة الله عليهنا بروردگارا بحرمان تهلقين Bu kişini qariqi rəhmət, şahistəyi cənnət qırgən, özlərinin imanları, ibadətləri, sağlıq əmərlərini bu kişiqə xəmraq qılıb. O uzatını yoxləb qılayətkən biz mumun müsulman bəndələrin dualarını, dualarımızın haqları da qəbul eyləb, ahirətdəki məqamlarını yüksəlişiqə səbəb çıxırgən, bu kişini qaldırgən əsərlərini və onlardan oxuqəllərini, dualarını, savabını bu kişiqə yetkizib durgən, Pərvardigara, bu qılayətkən işlərimizdə özünə mədədkar olubən, xayr-bərəkəgə səbəbçi buluşun nəsib etkən və sallallahu ta'ala alə xayri xalqihi Muhammed və alə əlihi və əshabihi əcma'in bir rəhmətikə ya Rəhmanirrahim.